Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Betül Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle dananın kuyruğunu kopartacağız. Evet. Neler yapıyorsunuz? Ben 33 yaşındayım. Hı-hı. Endüstri mühendisiyim. Evet. Özel bir şirkette planlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Evliyim. Onun dışında boş zamanlarımda seyahat etmeyi seviyorum. Harika. Daha ne olsun diyorsunuz? Kelimelerle aranız nasıl? Çok fena değil. Hı-hı. Ama tabii burası biraz da şans. Tabii. O yüzden... Şey bakalım neler yaşanacak. Aynen. Var mı aklınızda bir puan? Ya yok aslında, eğlenmeye geldim. Çok yani güzel. Çok kötü bir puan almasam yeterli benim için. Ortalama 7000. Yani 8'e çıkmasam da olur. Aa. Havanız batsın Betül. 7000'in altına inmeyeyim. Tamam, ayarlayacağız onu. Tamam. Peki ufak ufak başlayalım mı? Olur. Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku. Harf alayım. Buyurun. F. Olağan dışı. Yani belli şeyler. Bir harf daha alayım. Konusunda. Fobi. Fobi doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar. İnsan vücudundaki en büyük organ. Kalp diyeceğim. Değil değil. Geniş düşünün. Deri. Aha, ne diyoruz ona? Deri. Deri. Ne doktoruna gidersiniz deri için? Cilt. Hah. Cilt. Cilt doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük. Buyursunlar, soruyu görelim. Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, eşkal. Bir harf alayım. Buyursunlar. K. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. I. Kılık. Kılık doğru cevap. Yine beş harfli, yine Arapça kökenli. Sanki deminki de Arapça kökenliymiş gibi. Gelsin soru. Çok az, çok seyrek anlamında kullanılan kelime. Nadir. Ne? Nadir. Değil. Gibi bir şey ama. Bir harf alayım. Buyursunlar. Ender. Ender doğru cevap. Alt harflilere geçtik. Almanca kökenli bir sözcük geliyor şu soruya karşılık. Mecaz anlamda çok kez tekrarlandığından kanıksanmış basma kalıp örnek. Bir harf alayım. Buyurun. Almanca. Şe. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. O. Şablon. Evet. Şablon doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Birleşik bir sözcük soruyoruz. Gelsin sorusu. Milenyum kelimesinin Türkçe karşılığı. 100 yıl. Değil. 1000 yıl. 1000 yıl doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soracağız. Şu soruyla soracağız. Taşınabilir mini çadır. Yağmur düşmanı. Şemsiye. Şemsiye doğru cevap. Yağmur düşmanı ne ya? Soruya bak. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3000 puanımız ve 2 dakika 14 saniye süremiz var. Alabileceğimiz 10 tane harf var. Bence hiç fena gitmiyorsunuz. Değil mi? Ben ağzımı açmam diyorsunuz. Peki. 7 harflerle devam ediyoruz. Efendim yapım ekli bir kelime isteyeceğiz sizden. Gelsin sorusu isteyelim verelim. İsteyelim. Boğazdan herhangi bir nedenle boğuk çıkan ses. Hırıltı. Hırıltı doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var ve hayvanlar aleminden geliyor soru. Buyursunlar. Sansargillerden tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen küçük bir tür hayvan. Susamuru. Susamuru doğru cevap. Yine 8 harfli Farsça kökenli mecaz anlam soruyoruz. Gelsin bakalım. Huzurlu, rahat ve zenginlik dolu yer anlamına gelen mecaz. Bir harf alayım. Alın. T. İki kelime miydi bu? Tek kelime. Bir harf daha alayım. Buyurun. Böyle huzurlu, rahat, zenginlik dolu. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Olur.
sana bekleyeyim mi? Ama zenginlik dolu. Hı hı. Böyle masallarda bir ülkeymiş gibi düşünün. Gülistan. Efendim? Gülistan. Gülistan doğru cevap. Bildiğinize siz bile şaşırdınız. Efendim 9 harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. İğrenç ve bulaşkan olma durumu. Bir harf alayım. Buyursunlar. F. Böyle kavgalarda böyle karşı taraflar birbiri için söyler bunu. Kavgalarda değil mi? Tartışmalarda. Çirkeflik. Çirkeflik doğru cevap. Yine 9 harfli İtalyanca kökenli bir sözcük. Tıpla ilgili gelsin bakalım. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren... Bir harf alayım. Buyurun. Ağrılı hastalıkların genel adı. Romatizma. Romatizma doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Bir ikileme soruyoruz. Soralım. Suyun yüksek sesle ve bolca şırıltı yaparak akması. Şarıl şarıl. Değil. Bir harf alayım. Buyurun. 3 harf kaldı alabileceğiniz. Süre de ama yani. Rahat. Fıkır fıkır, fokur değil. Fokur. Gibi bir şey. Şırıltı yaparak akıyor. Böyle bir, yani hatta yıkarken çok kullanırız biz bunu. Foşur foşur. Foşur foşur doğru cevap. Efendim son soruyu soracağım. İki kelimeden oluşan da bir cevap alacağım. İki harf alabilirsiniz. Eğer sürenin sonunu kullanayım diyorsanız. Benim kaç saniyem var şu an? Sizin 41 saniyeniz var. Kaç saniye bu? Olmuyor zaten. Yok 40 tamam. Saniye bırakmanız okay. Lazımdı. Bir tamam. Saniyede hallederim diyorsanız. Ben iki harf alıp yapmaya çalışayım. Tamamdır. Gelsin mi soru? Gelsin. Efendim iki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Var gücüyle seve seve her şeyi göze alarak anlamında kullanılan bir mecaz. Bir harf alayım. Buyurun. Bir tane daha alayım. Niye durdurdunuz? Sonuna kadar kullansaydın. Var gücüyle her şeyi can göze hıraş, alarak. Ne? Can hıraş. Gibi bir can şey. Can siperhane olmuyor. Can. Canla başla. Canla başla doğru cevap. Betül Hanım tebrik ederim. Teşekkür ederim. 8200 puan aldınız. Muzaffer Bey'i geride bıraktınız. Dolayısıyla gün birincimiz siz oldunuz. Sizle beraber hafta finaline gideceğiz. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sadece beraber hafta finaline gitmeyeceğiz. Size bir de kitap armağanımız var. Teşekkürler. Bugün harika yarışmacılarımız vardı sevgili izleyenler. Bir onları da alkışlayalım lütfen.